hoş geldin. Sen hoş geldin Nevi. Doğru. Kanalıma doğru. Değil ama evime hoş geldin. Doğru, hoş buldum. Bugün başka bir evdeyiz gördüğünüz gibi. Evet. Büşra Nevi beni konuk olarak çağırdı. Hoş buldum Büşra'cığım. Ne yapıyoruz bugün? Ne yapıyoruz? Kanvas sepet yapıyoruz, evet. Değil mi? Nasıl yes. Öğrenmişim ama. Nasıl öğrendim ama. Kanvas sepet yapıyoruz. Çanta çok beğenildiği için biz de sepet yapmaya karar verdik. Evet, çanta bayağı güzel oldu. Kanvas parçalarımız. Bunun linkini aşağıya koyarım. Açıklama kısmına. Bu böyle metrelik kumaş versiyonda satılıyor. Hmm. Alıyorsun istediğin ölçüde, istediğin karelerde, istediğin sayıda kesiyorsun. Hmm. Şimdi ben burada 19-19 kare kestim. 19-19. Sonra 19'a 15 olacak şekilde de 4 tane kestim bundan. Şimdi bu 4 tane bu şekilde kenarlarını oluşturacak. Yani tamam. Yükseltisini. Bu kare de tabanını oluşturacak yani. Çıkıyor mu? Evet evet. Şöyle bir şey olacak. Bittiğinde. Anladım. Evet, herkes çaylarını kahvelerini aldıysa videomuza başlıyoruz. Hazırsan başlıyoruz. Şöyle bir şey kullanacağım. İğne. Daha önce çanta videosunda da kullanmıştım bunun aynısını. Bu onun bir kalın olanı. Hmm. Benim ipim bir tık kalın olduğu için şöyle bir şey yapacağım. Şuradan bir delik açacağım. Şöyle. Yani ipi iğnenin arkasından geçiriyorum. Hmm. Daha sonra şuradaki delikten de iğnemi geçiriyorum. Tamam mı? Sonra bunu böyle çektiğimde bunun arkasında böyle sabitlenmiş oluyor. Burada iki kat ip olduğunda, çünkü bu deliklerden geçmiyor, daha önce denedim, zorlanıyor. Ama bu şekilde olduğunda gördüğünüz gibi rahatlıkla geçiyor. Şu kadar yeter mi şu aç? Yeter Nevi'ciğim. Canım Nevi'ciğim. Canım Büşra'cığım. Ya ne kadar dalga geçiyorlardı bunlar. Evet. Aa, canım Büşra'cığım. Bunda ne evet. Var? Bu kelimede ne var? Bir söyle. Gayet güzel. Büşra benim eşimin arkadaşı aslında üniversiteden. Ama tabii ki beni daha çok seviyor. İşte o zaman ilk tanıştığımız sıralarda da Büşra'ya canım Büşra'cığım diyordu. Muhammed ve diğer arkadaşımız Mücahit de bunu çok gülüyordu. Ne evet. Varsa gülecek, hiç yani. Anlamadım yani. Neyse. Bunu bir tanesine geçirdim. Canım Büşra'cığım. Tamam. Tamam mı? Sonra şuradan içinden geçiriyorum ki bu arada böyle kaybolsun diye. Hmm. Tamam mı? Ucunu rastgele buradan geçirdim. Şimdi ilk geçirdiğim deliği saymıyorum. 5 tane boşluk bırakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Altıncısına tekrar batırıyorum. Altına geçiriyorum. Bu 19 olan tarafı bu arada. Hmm. Kenarın. Anladım. Şöyle bir görüntü elde ediyorum. Sonra aynı şekilde bunu böyle yine aynı yerin altından da tekrar geçiriyorum. Böyle bu şekilde aşağıya doğru devam edeceğim. Ediyoruz. Bitireceğim bu sırayı. Vallahi biraz kendinden bahsetsene bize. 28 yaşındayım. Biraz da şike boyundayım. Adım Cafer. Sakaryalıyım. Sakaryalı arkadaşlara selam. Selam. Çerkez olduğumu söylememe herhalde. Tabii ki de. Herkes olduğu için çok güzel. Bu özellikle. Muhammed'in tabirili gençlik aynen. Geni. Aynen. Gençlik genimiz vardır. Evet. Yaşlanmıyoruz. Doğru arkadaşlar bu arada. Evet. Yaşlanmıyorlar hakikaten. Yaşlanmıyoruz. Biz böyle yaratmış. Evet, en sevdiğimiz arkadaşımız Hamide arıyor. Alo. Şu video bir şekilde dahil olacağını o kadar emindim. Şu an Nevin'le video çekiyoruz. Bir şey söylemek ister misin hayranlarına? Kanalın adını sevgili kız kardeşlerim evet. Yapacağım. Ya akşam kaçta gelirsin? Aç mı gelirsin, tok mu gelirsin? Sen aç gelirsin. Ekmek getirecekmiş. Ekmek mi? Aynen. Ya pastacılık kursuna gidip evet. Ekmek getiren... Bilmiyorum, çeşitli ekmekler getireceğim dedi. Hadi bakalım. Mutfakla aram yoktur. Ama biraz alışmaya başladım. Bak, profiterole güzel yapıyorum ama. Doğru. Bugün ne yapalım Nevi? Bugün ne yapalım ya? Ne var evde? Ya şey yapayım diyorum, fellah köftesi yapayım diyorum. Sever misin? Aa, inşallah dağıtmam. Hep böyle diyorum ama hiç dağılmadı bugüne kadar. Helal kızsın ama. Hatay usulü yapıyorum arkadaşlar. Nasıl yani? Bilmiyorum. YouTube'dan açıyorum. YouTube'da Hatay usulü yazıyor. Hatay usulü yazıyorum. Çıkıyor.
Farkı nedir ki acaba? Ya bence herkes farklı yapıyor onu tabii ki. Nasıl? Şeyde anlat. Olduğu gibi. Ben şimdi iki bardak bulgur koyuyorum. Tamam. Bir yumurta, biraz salça, un yeteri kadar. Tamam. 3-4 kaşık. Tamam. Kimisi soğan koyuyor mesela. İyi gidi ben bak tarif veriyorum. Allah. Ya kaşık bu yani bu kanalda dişin yaşanıyor. Düşündüm ben. Tarif veriyor. Çok güzel kayıtlara geçsin. Bir dakika tarif et bakayım da. Tarif et bakayım da. Tarif et bakayım da. Yanlış bir şey tarif vermiş. Belki insanlar beni de duyaraktan yapabilirler yani. Olabilir, doğru söylüyorsun. Fellah köftesi nasıl yapılır? Kimi nerede influence edeceğin hiçbirini olmaz. Tabii ki de. Belki ben de ileride bir yemek kanalı açarım. Neden olmasın? Benim gibi bir insandan. Neden olmasın? Kimler ne kanalları açıyor? Aynen. Kimler ne? Herkes mesela Arda'cığım, Arda Türkmen'cim buna soğan koyuyor ama ben koymuyorum mesela. Daha sonrasında bunu iyice o kıvama geldik de anlıyorsun zaten kıvamını. Evet, anladım. Artık o kadar iyiyim ki anlıyorum. Yani ben olmuşum ya. Daha sonra tek tek küçük küçük yuvarlıyoruz. Tamam. Parmak basıyoruz. Neden parmak bastığımızı neden söyleyebilir miyim? Lütfen. Çünkü daha sonrasında bunu domates soslayacağımız için arkadaşlar parmak bastığımızda sos iyice içine çekiyor. Yuvarlak bırakırsanız da olur. Ama bırakmayın bence. Parmak parmak detayı önemli. Tabii yoksa İyice sosu evet olur, sosu içine çektiği doğru için öyle. Ama biraz arkadaşlar uzun sürüyor söyleyeyim. Hepsini küçük küçük yuvarla. Parmak batır. Öyle gözüktüğü gibi değil yani. Çok kolay değil yani. Kolay değil. Sonra haşlıyoruz Nevin'cim. Evet. 7-8 dakikada çabuk pişiyor. Tamam. Sonra haşladık mı arkadaşlar? Haşladıktan sonra sosunu ayrı bir yerde yapıyoruz. Sosunda ne var? Domates var. Evet. Biraz salça var. Yani çok salçalı tavsiye etmiyorum ben. Sarımsak var. Daha sonrasında sosunu hazırlıyoruz. İyice pişiriyoruz domatesimizi. Sonra genelde köfteyi aldıktan sonra domates sosunu üstüne döküyorlar. Ben ne yapıyorum Nevin'cim? Ne yapıyorsun? Ben köfteleri alıp domates sosunun içinde biraz daha harmanlayıp pişiriyorum. Arkadaşlar. Yani daha çok içine çekiyor. Bak ferah köftem güzeldir. Bak bu sırrı bu. Profesyonel bir detaydır. Gördüğünüz gibi sosu çektiriyor. Ya tavada da biraz daha sosu içine böyle köfteyle çektiriyorum. Herkes bilmez. Aynen herkes bilmez bunu. Teşekkür ederiz bunu bizimle paylaştığınız evet için öncelikle. Sırrım bu. Sonra bunu alıyoruz. Güzelce tabağımıza koyup üstüne bir sarımsaklı yoğurt. Biraz üstüne isterseniz nane gezdireyim. Pul biber yakın. Vallahi biz bugün yiyeceğiz. Biz bugün evet. Bak canımız çekti. Yapayım bugün hadi. Şimdi ilk sırayı bitirdik bu arada. Yine 3-5 tane boşluk bırakıp 6.sına batırıyoruz. Bunu geçirdikten sonra yine tekrar şuradan evet, geçirebiliyorum. Hiç problem olmaz. Böyle bunu da yine yukarı doğru. Zaten aynı sayıda olacak hepsi. Yine buradan da 5 boşluk bıraktığımda buraya batacağım. Hepsi eşit olacak. 3 tane bundan olacak. 19 kare keserlerse eğer bunun gibi olacak yani. Bunu şu yüzden yapmak istedim. Benim bir tane var. Yıkanabilir bir şey değil. Evet. Bir süre sonra onu artık böyle yıkamak istiyorsun. Temizlemek evet istiyorsun. Yıkanmıyor. Yastıklarım ACY2.com sorarsanız. Aşağıya link ekleyeyim. Aşağıya link ekleyebilirim. Arkadaki beyaz türü ACY2.com. Çok güzel. Diğerleri teyzem ne diyesi arkadaşlar. Onun markasını bilmiyorum. Mumlarım IKEA. Çiçekler. Çiçekler karşı çiçekçiler. Bu kadar arkadaşlar. Evin merak ederseniz ev turu için aşağıya yorum bırakmayı. Aynen. Video likelamayı. Kanalına Nevin'in kanalına abone olup benim ev turum için videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Nevin bu arada benim bir ara ev arkadaşımdı. Bunu söylemeyi unuttum. Ev çok değişti arkadaşlar. Büşra benden sonra başka bir çağa geçti. Senden sonra kaç sene sonra geçebildim ama. Senden sonra da ev arkadaşım olmadı benim. Evde yalnız olmak nasıl bir şey Büşra? Bazen çok güzel. Yalnızlığı seviyorum bir yandan. Alıştım. Bazen tabii ki insan bir ses istiyor. Ankara'ya ilk geldiğinde neler yaşanmış? Ben şimdi Konya'da okudum arkadaşlar. Konya'dan ayrılırken şöyle bir cümle kullandım. Bir daha asla ama asla karasal bölgeye adım atmayacağım dedim. Çünkü Sakaryalıyım ve iklimi gayet
normal bir iklim. Yani Konya'da gerçekten çok zorlandım ben ilk gittiğim zaman ama yani iklimi çok sert geldi bana. Şöyle bir şey var ama burada arkadaşlarım vardı tabii ki. Onlardan dolayı da biraz kolay geçti. Şu an alıştım Ankara'ya. Ben Ankara'ya bayılmıyorum ama Ankara'ya alışıyorum. Bitti. Şu ucunu da şöyle içinden geçirip keseceğim. Buraya sakladım bunu. Bitti. Bunları da böyle yapacağım. Hepsini. Evet, şimdi şu iki parçayı tamamladık. Şuradan birleştirdim ben. Şimdi bunu nasıl birleştirdiğimi göstereceğim. Alt parçayı da tamamladık. Kalan ipimle devam ediyorum. Şuradaki şeyler, evet. Boşluklar. Hı-hı. Şimdi bunları kullanacağım. Bunun da burada yine ve buradaki bütün boşluklarını kullanacağım aslında. Şu an şuradan kullanacağım daha net anlaşılsın diye. Şu şekilde içlerinden geçirip burayı birleştireceğim. Şöyle bir şey oldu. Böyle devam edeceğim. Bittiğinde şöyle görünecek. Evet, şimdi bunun üç tarafını tamamladım sayılır. Şurayı da birleştireceğim. Devam ettireceğim. En son bunu da yaptıktan sonra burasına da bunu ekleyeceğim ve bitecek. Kenarlarına da, yani şu en üst kısmına da buralara yaptığım gibi yapacağım. Şimdi bugün biraz ışıksız bir gün, biraz karanlık. O yüzden videonun sonunu çekelim istedik. Ben bunun bitmiş halini videonun sonunda ekleyeceğim zaten görüntüsünü. Var mı bir şeycim söylemek istediğin bir şey? Yok. Sesim de çıkmadı. Yok. Yok hocam. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın videomuzu. Büşra'nın ev turu videosunu bekliyorsanız. Evet, benim ev turu videomu görmek için evinin kanalına abone olun. Yorumlar yazabilirsiniz. Sormak istediğiniz, anlamadığınız bir kısım olursa onu da yorumlara yazabilirsiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın.